Mail'ı bir açıyorsun. Hey selam. Sana süper yenilikler, mükemmel özelliklerle olağanüstü bir deneyim sunacağız. Denemek istersen lütfen linke tıkla dedi, tamam mı? Sen ne yapsın dedin. Bir açtın abi yukarıdan header'ını. Bir baktın oraya. Ahmet Yılmaz artı LinkedIn at gmail.com. Lan LinkedIn sattın bizi. Sattın lan bizi. Lan bu nasıl iş? Vaaah. Dolandırıldım da. Böyle işinize yarayacağını düşündüğüm birkaç internet taktiği vereceğim bugün size. Bunların birçok yöntemi var tabii ki de bu önemli olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda disposable yani kullanat e-mail adresleri vardır. Bunların özelliği şudur arkadaşlar. Size ait herhangi bir bilgiyi tutmazlar. İşte atıyorum mesela hedehedehedehede@ivırzıvır.com diye bir adres verirler size. O adrese direkt web sitesinden erişebilirsiniz. Birçok web sitesi vardır böyle kullanat, disposable e-mail adresi diye arattığınız zaman Google'da çıkar. Bunlar çok kolay elde edilebilen ve bir takım formları doldururken falan kullanabileceğiniz, sizinle bir ilişkisi olmayan, işinize geldiği kadar mail'ı alırsınız, mail'a bakarsınız, ondan sonra da atarsınız böyle tık tık. 2 dakikalık iş, tamam mı? Uğraştırmaz adamı yani. Keyifli uygulamalardır, sitelerdir. Bunların dışında her zaman kullandığınız e-mail'lar için benim size 2 tane önerim var dostlar. Bir tanesi, web sitesine girdiniz veya işte bir yere register oldunuz, sizle ilgili bir bilgi istiyor ama oraya spam verebilir, spam atabilir veya bir daha uğramayacaksınız oraya. O zaman gidin abi kullanat şeklinde çalışan e-mail adreslerinden alın. İkinci yöntem, çok özel işte finansal bilgilerinizin olacağı, kişisel bilgilerinizi kullanacağınız, gündelik hayatınızda değil ama daha özel işler için kullanacağınız bir e-mail adresiniz daha olsun. 2 e-mail adresiniz olsun yani. Asla tek e-mail adresiyle bütün hayatınızı geçirmeyin. Bu kanalda dediğim gibi daha önceden gösterdik. İşte Hawaii.com'da falan görürsünüz. O tek e-mail adresi birçok yerde aslında şifresi yayınlanmıştır falan. O yüzden birden fazla mail adresiniz olsun. Mesela bankacılık işlerinde, işte alışverişlerde, online alışverişlerde o ikinci e-mail adresini kullanın ve bunu hiç kimseye vermeyin. Hiçbir yerde de kullanmayın. Böyle otelde motelde hiçbir yerde kullanmayacaksınız. O ana herkes için kullanacağınız olan e-mail adresiniz var ya, birinci e-mail adresiniz. Hep onu kullanacaksınız yani. Sürekli olarak bu şekilde çalışacak. Bu ikili metot dediğimiz yöntem. Ayırıyorsunuz e-mail adresinizi. Üçüncü yöntemimiz ise şu arkadaşlar. Gelen e-maillarınızı istediğiniz gibi değişik yerlerde, değişik şekillerde kullanmanızı ve göndericinin nereden attığını anlayabilmek için yönlendirebileceğiniz bir metot var. Eminim ki mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde ama söylemekte fayda var. Birkaç da kullanım metodu var. Mesela bir Gmail. Gmail'da şöyle bir şey var. ahmet.mehmet@gmail.com diye mail adresiniz var diyelim. Ahmet Mehmet birleşik noktasız bir şekilde @gmail.com'a da mail attığınızda o inbox'a düşer. ah.metmehmet@gmail.com diye atarsanız, yani noktayı ortaya alırsanız onda da şey yapar. Noktayı bir sağ alırsanız yine aynı e-mail'a inbox'a düşer. Sol alırsanız yine aynı yere düşer. Bu kadar basit. Adresinizin illa ahmet.mehmet olmasına gerek yok. Noktalı da yazsanız oraya düşer, noktası sayarsanız oraya buraya istediğiniz yere noktayı koyarsanız o Gmail de oraya gelir. Daha pislik bir metot var ve sonsuz e-mail adresiniz oluyor böyle bir yöntemle. ahmet.mehmet@gmail.com. Hayda. Artıdan sonra ne koyarsanız koyun Gmail bunu dikkate almaz arkadaşlar. Oğlum ben ne yapacağım lan bunu? Artıdan sonra istediğimi koysam ne dikkate alsan olur almasan olur Gmail diyebilirsin. Haklısın. O zaman kullanım yöntemlerini anlatayım sana. 1. ahmet.mehmet@twitch@gmail.com diye bir adreste kayıt oluyorsun. ahmet.mehmet@linkedin@gmail.com'la LinkedIn'e abone oluyorsun. Abone olduğun her sitenin adını artıdan sonra etin sol tarafına başa ekliyorsun. Ondan sonra spamcının teki sana mail atıyor. Yeni bir tane ürünümüz var, kullanmak ister misin? Bir açıyorsun abi gelen mailin header kısmını. Yazıyor orada ahmet.mehmet@twitch@gmail.com. Hayda. O spamcıya senin e-mail adresini Twitch satmış oluyor. Direkt bafiliyorsun herifi. ahmet.mehmet artıdan sonra mesela diyorsun ki spam @spam@gmail.com. Spam göndereceğinden şüphelendiğin bütün sayfalara oraya veriyorsun. Böylece hemen bir inbox'ında rule hazırlıyorsun. Diyorsun ki ahmet.mehmet@spam@gmail adresine gelen tüm mailları spam'a yolla. Hop gitti. Birinci hareketle artıya koyduktan sonra oraya her siteye veya vermesinden şüphelendiğin siteye, mesela Apple, iCloud mesela satıyor mu acaba? Ya da işte ondan sonra artı Discord satıyor mu acaba? Bakıyorsun. Bunu ayarlıyorsun. O bir. İkincisi spam diye bir setting yapıyorsun. Artı spamla gelen mailların hepsini hop spama, zaten onlarla ilgilenmiyorum diyorsun. Daha güzelini anlatayım size. ahmet.mehmet@todo yazıyorsun. Veya yapılacak. Veya yap@gmail.com diye bir adres kullanıyorsun. O adresi filtreliyorsun. Gelen bütün e-mailları, oraya attığın tüm maillarını Google todo'ya ekle diyorsun. Yapılacaklar listesine ekle diyorsun. Oba! Otomatik olarak atına her şey keep'e gidiyor. Google keep'e. Hadi bir
bir vites daha büyütüyorum. İş için kullanacaksın. Önemli bir işin var. Önemli insanlarla tanışıyorsun. Hemen şöyle yapıyorsun abi. ahmet.mehmet@vip@gmail.com adresi böyle veriyorsun adama. Hemen bir IFTTT var ya, IFTTT. İşte bu olursa bunu yap, bu olursa bunu yap diye bir web sitesi. IFTTT'ye gidiyorsun, diyorsun ki ahmet.mehmet@vip@gmail.com adresine gelen mail geldiği anda bana diyorsun SMS at. Mail'i SMS olarak ilet. Boom. Böylece e-mail adresinden sekreterya. Nasıl ama? 2000 IQ. Sadece artı koyarak. Kullanım amaçlarına bak. Mesela adamlara güvenmiyorsun. Güvenmediğin adamlara şöyle yapıyorsun. Ahmet.mehmet veya Ahmet Mehmet artı güvenmediğin ne? @gmail.com. Veriyorsun abi bunu. Ampul gibi gözüküyor. Filtreliyorsun ondan sonra. Güvenilmeyen adamlar diye. Hoba, arkadaş katili, yemin ediyorum kan çıkar. Sonuç itibariyle dostlar, bir tane mail adresinden sonsuz mail adresi elde edebiliyorsunuz böylelikle. Bu şekilde muhteşem şeyler yapabiliyorsunuz. Filtreler yapabiliyorsunuz. Vesaire yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi takılın. Bir tane Türkiye'de bir teyze var. Teyze benim mail adresimi noktasız olarak kaydettiğine dair enteresan bir inanca sahip, tamam mı? Nasıl oldu bu özgüvene sahip bu teyze? Hiçbir fikrim yok. Teyze gidiyor Altın Yıldız'dan alışveriş yapıyor, Vakko'dan alışveriş yapıyor, bilmem ne, Jix böyle. Bağdat Caddesi teyzesi, tamam mı? Teyzenin teyze olduğunu nereden biliyorum biliyor musunuz dostlar? Gittim Instagram'dan teyzeyi buldum. Bir gün telefonla mail attım. Bak dedim, teyzeciğim sen gidiyorsun alıyorsun böyle uğraşıyorsun ama bak yarın bir gün önemli yerlerde vereceğim. Bu e-mail adresi sana ait değil. Hani 6 aydır uğraşıyorsun. Hiçbir kullanmadın ulan, sana hiçbir mail gelmiyor. Hiç mi uyanmadın ya? Bugünce zamandır gelen maillardan bilmem nelerden. Bir tane de Amerikalı bir hemşire. Yani Amerika'da yaşayan Türk sağlık çalışanı. Ya doktora moktora bir şeyler yapacak. Kardeşim en sonunda mail attım. Bu öğrenciniz, bu kadın, bu e-mail adresi ona ait değil. Mail atıp durmayın. Kadının bütün maaş bilgilerini falan gönderiyorlar ya. GDPR, KPI, bilmem ne. Yaptım. Ondan sonra düzelttiler. Ama ortalığı ayağa kaldırdım ya. Mükemmel bir soru geldi chatten. Abi kusura bakma da sen niye bütün dedikleri biliyorsun? Çok temiz bir soru. Kardeşim kilometre meselesi. Biz bu yollarda çok yürüdük biliyor musun? Sebebi bu. Ama önemli olan nokta ne biliyor musun? Ben sizin iyiliğiniz için bunların hepsini size anlatıyorum bak. Kendimize de saklayabilirdik oğlum bunları. İşte adam gibi adamlık. Öyle pis pis bir insan da olabilirdin ama aşağılık. Ama öyle değiliz. Anlatıyoruz delikanlı gibi. Çiçek gibi adamım oğlum ben. Kanala abone olun. Beğendiyseniz bu tarz içerikleri like'a abanın. Güzel like gelirse güzel sürprizlerimiz olur. Bakarız. Yorumlara yazın ne tarz videolar çekilmesini istediğinizi. Onlarla güzel bir çalışma yapalım. Siz karar verin yani. Neler gelsin, neler gitsin. Size bırakıyorum. Bütün o yorumlarınızı okuyorum yani. Geliyorsun o videoyu izliyorsun. Abone ol yani. Abone olun oğlum. Abone olun bak. 100.000'i geçelim. 100.000 geçince ev vlogu, araba vlogu. Hepsini çekeriz. Yayın saatleri, tarihleri, mevzularıyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Şu aralar bir yoğunluğum var. O yüzden yayınlarla yayınların ne zaman olacağı, nasıl yapacağım vesaire konusu çok net değil. Instagram'dan duyuruyorum daha ziyade. Instagram'dan takip alırsanız bu duyurulardan haberdar olursunuz. Twitter ve Instagram'dan. Takip edin abi. Onları da takipte olun. O hesapları da takip ederseniz yayının başlayacağı, olup olmayacağı vesaire bilgilerini oradan görebilirsiniz efendim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.